Çocuğu olan birçok kişiden en çok duyduğumuz şey hastalıktan kurtulamadık diyorlar. Enfeksiyonlardan kurtulamadık diyorlar. Beta virüsü diyorlar. Bütün yıl hastalıkla geçti diyorlar. Özellikle pandemi sonrasında okul dönemine başlayan çocuklar için. Şimdi hocam isterseniz ben sorulara geçmek istiyorum vakit Tabii ki buyurun. kaybetmeden. Çocuk enfeksiyon hastalıkları nelerdir hocam? Bununla alakalı şöyle genel olarak neler söyleyebiliriz? Çocuk enfeksiyon hastalıkları aslında çok geniş bir mevzu. Çünkü çocuk viral enfeksiyon hastalıkları var, bakteriyel enfeksiyon hastalıkları var, çocuk döküntü hastalıkları var, alerjik hastalıklar var. Yani akut ve kronik zeminde ilerleyen çocuk enfeksiyonları var. Bu enfeksiyonları yapan ister vücutta buna müsaade eden organizma isterse de organizmamız ne kadar mukavemetli olsa da dışarıdaki enfeksiyonların mutasyonu, güçlülüğü daha yüksek olduğundan bu organizmada yapabilecek enfeksiyonlar. Yani tam spesifik bir konuda hani şu enfeksiyon yönünde konuşmak istemiyorum. Geniş anlamda konuşmak gerekirse son zamanlarda sordunuz. Son zamanlarda daha çok çocukların sık enfeksiyon geçirmesi hem viral enfeksiyon hem bakteriyel enfeksiyonlardır genellikle. Hani mantar, döküntülü enfeksiyonlar zaten belli bir yaşlarda ortaya çıkıyor. Daha sonrasında mesela viral enfeksiyon gibi kendini gösteren aşıya bağlı enfeksiyon tarzı belirtiler ortaya çıkıyor. Ama vücutta sık tekrarlayan enfeksiyonların altta yatan zeminini öğrenmek gerekir. Ama neden son dönemlerde ifadesini koydunuz buraya? Çünkü bu da zaten toplumu ilgilendiren bir konu. Çünkü daha öncesinde böyle bir mevzular yoktu. Sık tekrarlayan enfeksiyonlar dile getirilmezdi. Hatta çok doktora gitmek de yoktu. Peki neden son dönemler, neden son 3 senede, 4 senede bu enfeksiyonlar arttı? Biz enfeksiyonlar farkına vardık ve bunlarla mücadele etmenin yollarını araştırıyoruz. Neden? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bana müracaat eden birçok vakalarda şunu diyorum. Hocam zaten bizi pandemi çocuğu diyorlar. Çocuğu 3-4 yaşlarda yani bu yaşlarda olan çocuklar pandemi çocukları sayılıyor. Bir kere hani çok yanlış bir ifade ve gerçekten benim çocuğuma böyle bir şey ifade edilse ben çok aşağılanmış gibi kendimi hissederdim. Çünkü şöyle vücutta her ne kadar yani ekosistemin içindeyiz. Bir ekosistemin içinde ne kadar çok dirençli mutasyonel enfeksiyon olsa bile eğer anne baba sizin daha kökleriniz sağlıklı bir bağışıklığa sahipse çocuğunuzun bu pandeminin içinde dolup dönüp dolaşmasına veya bu sistemin kurbanı olmasına korkmamanız gerekiyor. Bir. İkincisi, son zamanlarda zaten yiyeceklerimizin bozulması, hava kirliliği, makrokozmostaki birçok değişiklikler, dijitalleşme, radyasyon, bunları geniş konuşmak ve düşünmek gerekir. Çünkü biz bir tamız. Yani biz ekosistemden dışlanmış bir birey değiliz. İster insan, hayvan, küçük böcekler, yeşillikler, ağaçlar. Yani bunlar hepimiz bir sistem içerisinde dönüp dolaşıyoruz. Ve bizler yani insan ister küçük olsun ister büyük olsun fark etmez. Bu ekosistemde oluşan, yetişen, büyüyen bir meyve sebzelerden besleniyoruz. Yani besinlerle besleniyoruz. Ve bu besinler neye maruz kalıyor? Tabii ki güneşten gelen, işte atmosferden gelen yanlış radyasyon ve bize zarar veren radyasyonlara maruz kalan besinlerle besleniyoruz. Peki bunlar ne yapar? Bizde işte bunlar yan etkileri bırakır. Bağışıklık sistemini düşürür, alerjik reaksiyonlarımızı artırır, sinirliğimizi artırır, yani sinir toksitesi yapar, birçok sistemimize toksin etki bırakır. Çünkü son 20 senede yapılan çalışmalar artık toprakta 3 tane mineralin kaldığı gözükmüş. Yani fosfor, potasyum ve azot. Peki saymakla bitmeyen minerallerimiz nerede? Selenyum, çinko, magnezyum bunlar nerede? Bu toprakta eğer yetersiz, verimsiz bir mineral toprakta yetişen meyve sebzeden biz tam mı beslenmiş sayılıyoruz? Tabii ki hayır, yanlış. Biz de eksik beslenmiş sayılıyoruz. Hani dışarıdan meyve domates gibi gözükebilir
Ama biz bunu beslendiğimiz zaman eksik beslenmiş oluyoruz. Ve bizim içteki yani dahilimizdeki bağışıklığın düşmesine, vitaminlerin eksilmesine ve bununla da enfeksiyonlara karşı direncimizin azalmasına getirip çıkarıyor. O yüzden çocuklar sadece yani doğduktan sonra değil, onlara anne karnında güzel bir oluşum, hayat kurmak gerekir. Gebe kadınların doğru düzgün zamanında ve gerekli multivitamin takviye kullanması gerekir ki anne karnında çocuk bütün yetişsin. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda erken doğum riski arttı, anomali bebeklerin doğum riski arttı. Hatta bunları geçiyorum, gebe kalma mümkün olmadı. Artık infertilite arttı. Bu nedir? Artık rahimde, kadınlarda rahimde bile çocuk oluşumuna izin verilmiyor. Neden? Metilasyon sorunu var, bağışıklık sorunu var. Bu yanlış, hatalı ve eksik vitaminsiz bir ortamda tabii çocuk da sağlıklı yetişmez ve yarım yetişir. Yarımçık bebek olarak da olabilir. Yani prematür diyoruz. Yarım bebek de olabilir. Ancak haftasını tamamlamış, dışarıdan çok sağlıklı bir çocuk gibi gözüküyor ama bakıyorsun daha bir yaşına varmadan çocuk defalarca, aylarca hastaneye geliyor. Peki biz bu bebeklere nasıl müdahale edebiliriz? Daha küçüktür. Antibiyotik veremeyiz. Ağır ilaç veremeyiz. Sadece anneye vitamin takviyesi öneriyoruz. Bol bol sütünün artırılması yönünde destek veriyoruz. İyi beslenmesini tavsiye ediyoruz. Ancak mutlaka şu anda ben mesela çok anamnez aldığımda görüyorum. Anneler sadece D vitamin veriyorlar. Ama mutlaka D vitamin probiyotik desteğiyle beraber verilmeli. Mesela daha öncesinden 4-5 yaşından sonra omega takviyeleri kullanmaya başlanıyorlardısa çocuk hekimliğinde artık bu yaş 2 yaşından 3 yaşından itibaren verilmeli. Vitamin verilme zamanı bile artık küçüldü. Ya bu ne demektir? Çocuklarda bunlara ihtiyacı artmış demektir.